Bir gün evinde ailenle beraber yemeğini yiyorsun. Eşin yemeğini hazırlamış ve mutlu bir aile tablon var. Tam o sırada kapı olağanca şiddetiyle çalmaya, vurulmaya başlıyor. Zannediyorsun önemli bir şey mi oldu, acil bir şey mi oldu? Kapıyı açtığında içeri Nazi subayları giriyor ve seni, aileni oradan alıp götürüyorlar. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Hiçbir suçunun olup olmadığını bilmiyorsun ve seni bir trene bindiriyorlar. Bindiğin trende her vagonda yaklaşık 80 kişi var. Ne oturacak yer var, ne ayakta durabilecek bir yer var, ne doğru düzgün nefes alabiliyorsun. Bilmiyorsun, eşin nerede bilmiyorsun, çocukların nerede, ailenden kimler kaldı, nereye gittiler bilmiyorsun. Ve sonrasında o tren seni Avrupa'nın değişik yerlerinde, Almanya'ya yakın yerlerde bir toplama kampına götürüyor. Ve orada bu toplama kampına giderken insanlar sana diyorlar ki orada çalıştırılacaksınız. Ve o toplama kamplarından en büyüğü olan Auschwitz toplama kampındayım şu anda ve onun kapısının önündeyim tam olarak. Arkamda gördüğünüz kapının üstünde çalışmak özgür kular yazıyor. Buraya gelen insanların birçoğu çalışacağını ve burada çalışarak bir şekilde bir mahkum hayatını süreceğini zannediyor ama belki de tarihin en büyük yalanı diyebiliriz arkadaki o cümleye: çalışmak özgür kılar. Buraya gelen insanların çok azı çalışma şansına sahip olabildi ama geriye kalan insanların birçoğu öldürüldü. Bu kampta yaklaşık 1 milyon 100 bin insan öldürüldü. Ya gaz odalarında öldürülerek ve sonrasında yakılarak, ya kurşuna dizilerek ya da çok olumsuz hayat koşullarında hastalanarak hayatını kaybetti. Şu anda Auschwitz toplama kampındayız ve ben sana bir insan en fazla ne kadar acıya katlanabilir, bu videoda ondan bahsetmek istiyorum. O trenin vagonuna, 80 kişinin arasına bindiği zaman insan kalabalıkta nefes almakta bile zorlanırken hayata dair umutlar minimuma iniyordu. Bunu arkamdaki kampta, yani Auschwitz toplama kampında uzun bir zaman geçiren ve burada ciddi acılara maruz kalan Yahudi psikiyatrist Viktor Frankl kitabı İnsan Anlam Arayışı'nda bahsediyor. Kitapta şöyle bir şeyden bahsediyor. İnsanlar buraya o trenle geldikleri zaman ilk başta o umut trende diplere kadar iniyor. Sonrasında tam bu kapıdan içeri girdikleri zaman çok da iyi durumlu mahkumlar görüyorlar. Ve zannediyorlar ki o an o diplere inmiş umut birazcık yükselmeye, birazcık yeşermeye başlıyor. O kadar da kötü olmayabilir. Sonrasında bazı kaynaklarda kapıda bir orkestranın olduğu bile söyleniyor. İnsanlar sanki aslında çok da modern, çok da hayatın güzel geçeceği bir yere gelmiş izlenimi yaratmak için oradaki mahkumlar, özellikle seçilmiş mahkumlar, kapıdaki o ortam da tamamen bir propaganda amacı olarak kurulmuş bir ortamdı. Biliyorsundur zaten Nazi dönemi propagandasıyla ünlü bir dönem. Sonrasında içeri girmeden önce kapıda uzun kuyruklar oluşuyor. Ve kapıda bir Nazi subayı şöyle bir duruşta duruyor ve seni baştan aşağı süzüyor. Parmağı havada, insanların bir kısmını sol tarafa, bir kısmını sağ tarafa gönderiyor. Ve sen orada durduğun zaman o solun, o sağın gitmenin ne anlam ifade ettiğini bilmiyorsun. Sadece niye beni süzüyor ve tedirgin bir vaziyettesin. Bazı insanları baktık süzdükten sonra sol tarafa gönderiyorlar ve insanların neredeyse %90'ı sol tarafa gidiyor. Böyle birazcık daha dinç görünen, birazcık daha sağlıklı görünen insanlarsa sağ tarafa giriyor. Tam burada Viktor Frankl içeri girdiği zaman çok yakın bir arkadaşıyla geliyor kampa, tutuklanarak getiriliyor. Eski tutuklulardan birisine soruyor, arkadaşımın durumunu öğrenebilir miyim diye. Eski tutuklu iç çekerek soruyor ona, arkadaşın sağa mı gitti, sola mı gitti diye. Viktor Frankl da burada diyor ki sol tarafa gitti. Arkadaşını ancak diyor ilerideki ölülerin yakıldığı krematoryumu göstererek diyor ki o siyah dumanların arasında cennete gidiyor. Sol tarafa giden insanlar, çalışamayacak durumda olan insanlar bir şekilde gaz odalarına yönlendiriliyor. Burada şöyle bir ayrıntı var. Oradaki insanlara, sol tarafa gönderilen insanlara hiçbir şekilde öldürüleceklerine dair bir işaret vermiyorlar. Sizin yıkanmanız için banyolara götürüyoruz diyorlar ve ellerini hatta o kocaman banyo gibi olan yerlere istiflercesine insanları tıkıyorlar ve ellerine birer sabun veriyorlar. Orada tepede duş başlıklarına benzer olan şeylerden bir süre sonra su değil zehirli gaz salınmaya başlıyor ve oradaki insanlar çığlık çığlığa ölüyorlar.
İçeri girdikten sonra hayat çok bambaşka bir hale geliyor. Gerçek hayatta hepimizin isimleri vardır. Bir şekilde isimlerimizle çağrılırız. Ve isimler neredeyse ruhlarımıza sirayet etmiştir. Bedenimizle, ruhumuzla bütünleşmiştir. Ama sonrasında içeri giren herkese bir numara veriliyor. Bu numara artık senin isminin yerini alıyor ve artık ismin diye bir şey yok. Artık sen diye bir şey yok. Artık kişiliğin diye bir şey yok. Ne var sadece biliyor musun? O numara var. O numara vücudunun herhangi bir yerine dövme şeklinde yazılıyor ve bundan sonra oradaki gardiyanlar, subaylar seni sadece o numarayla tanımaya başlıyorlar. Sol tarafa gönderilenler ölüme giderken sağ taraftakileri de pek güzel bir hayat beklemiyordu açıkçası. O zamanlar bu kamplarda hayatta kalan insanlar çevrelerdeki fabrikalarda köle gibi çalıştırılıyorlardı. Çok ağır koşullarda, doğru düzgün yemek verilmeden o buz gibi havada üstlerine incecik bir palto bulabiliyorsa şanslı sayılıyorlardı. Ve hatta o zamanki Alman ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesini bu zamandaki yoğun çalışmaya ve köle gibi çalışmaya bağlayan insanlar mevcut. Sonrasında şöyle bir durum var yalnız. İnsanlar geldikten sonra ailelerinden ayrı düşmüşler, eşlerinden, annelerinden, babalarından. Hatta çocuklar var burada. Çocuklar da çoğu zaman deneylerde kullanılmıyorsa çalışamaz durumda oldukları için onlar da sol tarafa gönderilenler arasında oluyordu. Burada tek başınasın ve o tek başınalıktan sonra hasta da olsan bir şekilde çalışabilir durumda olmak zorundasın. Çünkü azıcık zayıf görünmeye başladığın zaman, çalışamaz yani işe yaramaz göründüğün zaman tekrar senin için o gaza dolarına gitme durumu ortaya çıkabiliyordu. Psikiyatrist Viktor Frankl burada şundan bahsediyor. Çok ağır hastalandığı zamanlarda bile, ayaklarında ödemler oluştuğu zaman, yürümekte zorlandığı zaman bile her zaman dik durmaya çalıştığından bahsediyordu. Çünkü ne zaman azıcık eğilse, bükülse ve çalışamaz durumda olsa o an oradaki gardiyan onu alıp gaz odasına gönderiyorlar. Düşünsene böyle bir hayatta yaşadığını. Çok ağır koşullarda çalışıyorsun. Doğru düzgün yemek vermiyorlar. Sabahları yarım litre kahve veriyorlar. Öğlenleri birazcık çorba veriyorlar. Akşamları da bir parça ekmek veriyorlar. Sadece yemeğin bundan ibaret ve azıcık çorbayı fazla almışsan, çorbanın içinde taneler azıcık fazlaysa kendini o gün çok mutlu hissediyorsun. Düşünsene sadece çorbanın içinde birkaç tane bezelye tanesi fazla diye. Ve böyle bir koşulda, bu kadar ağır koşullarda çalışmak için can atıyorsun. Çünkü azıcık çalışamayacak durumda olsan hemen seni gaz odasına gönderecekler. İşte böyle bir ortamda insan acıya ne kadar daha fazla dayanabilir? Bu kadar ağır koşullara herkes tabii kolayca dayanamıyor. Kampın etrafı elektrik telleriyle çevrili. Burada şöyle oturuyor insanlar bazen. Kısa anlık böyle mola anlarında bazen çok sakin görünen bir insanın birden koşarak elektrik tellerine sarıldığı ve intihar ettiği neredeyse birkaç günde bir olan rutin olaylardan olmaya başlıyor. Ve ondan sonrasında ne oluyor biliyor musun? Diğer kalan insanlar o gidene, intihar edene üzülmek yerine ayakkabısı sağlam mı, paltosu kalın mı, eğer bu mümkünse onu almak için o ölünün yanına gidiyorlar. İşte bu kadar ağır koşullar insanı böyle bir noktaya getirebiliyor. Yalnız bu kadar ağır koşullarda bile insanın tutunabileceği tek bir şey var. Umut. Ve umudun ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum bu kampla ilgili. Yine psikiyatrist Viktor Frankl bir arkadaşından bahsediyor. Eskiden çok ünlü bir müzisyen ve besteci olan arkadaşından. Arkadaşı bir gün rüyasında, Şubat ayında gördüğü bir rüyada Mart'ın 30'unda serbest kalacağını görüyor. Ve o andan sonra içini bir neşe kaplıyor. Diyor ki Mart'ın 30'unda kurtulacağım diye. Sonrasında gel zaman git zaman, zaman çabuk da geçse böyle kötü bir yerde Mart'ın 30'u geliyor ve bir gelişme olmuyor. Bu bahsettiği kişi serbest kalmıyor. Çünkü hala o kamp hayatı devam ediyor. Ve enteresan bir şekilde bu arkadaşı 31 Mart'ta hastalanarak ölüyor. İşte umut bu kadar önemli bir şey. O anda onu hayatta tutan şey aslında bir an olsun serbest bırakılma, bir an olsun normal hayata dönme umudu. Ama sonrasında içindeki o cılız umudun ışığı da sönünce ne yapıyor? Beden direnmeyi bırakıyor ve sonrasında birden ölüm gelmeye başlıyor.
Hepimizin hayatında zorluklar oluyor. Bir şekilde bu hayatın gerçeği aslında. Ama çok az insanın hayatında bu kadar ağır şeyler olur. Ve bir insan sence bu kadar ağır şeylere nasıl dayanabilir? Çünkü evet, bir tarafta intihar etmeyi seçenler var, bir tarafta ölüme gönderilenler var ve çok ağır ruhsal bunalımlara giren insanlar var, ama bazı insanlar bu kamp ortamında, bu kadar insanlık dışı ortamda bile o dik durmayı muhafaza edebiliyorlar. Nasıl oluyor da bir insan bu kadar acıya katlanabiliyor? İşte burada bize şansımız mı diyelim, aslında onun için şanssızlık diyebiliriz. Psikiyatrist Viktor Frankl burada bu kadar acıyı yaşarken hep şunu düşünüyor. Nasıl ayakta kalabilirim? Diğer insanlar bazıları kendilerini bırakırken, bazıları buradaki bu olumsuz koşullara rağmen nasıl bir şekilde dik durabiliyorlar ve çökmeden hayatlarına devam edebiliyorlar. İşte buradan sonra kendisi bir kuram geliştiriyor, logoterapi diye, ve insanın anlam arayışı kitabında bundan bahsediyor. İlk olarak bahsetmek istediğim şey bu konuda şu. Buradaki psikiyatrist zamanında çok hevesli, heyecanlı bir genç ve cebinde bir sürü malı, mülkü, mücevheri, her şeyi evinde bırakıyor. Öncesinde bunların hiçbirini yanına almayı bile aklına getirmiyor. Yanında sadece bir tomar kağıt var. Ve bu bir tomar kağıtta yaptığı bilimsel çalışmaların notları var. Sonrasında içeri girdiği zaman bir sürü şeyle soyunurken, eşyalarını bırakırken o bir tomar kağıdı da üstünden alıyorlar ve çöpe atıyorlar. Sonrasında zaman zaman ortada bir yerde Viktor Frankl bir eski kağıt, bir parça kağıt bulduğu zaman minik minik anahtar kelimelerle birlikte ne yapıyor biliyor musun? O eski çalışmasının notlarını tekrar derlemeye başlıyor. Bu kadar ağır koşulda, doğru düzgün yemek bile olmayan koşulda ve her an öldürülme tehlikesi varken o an o ufak kağıtlara notlarını alıyor. Bundan neyi çıkartabiliriz? Aslında hayat senin için çok ama çok kötü giderken bile bir tutunduğun dal varsa, uğraşabileceğin, üretebileceğin bir şey varsa o acılar her zaman daha da katlanılabilir bir hale geliyor. Nietzsche'nin bir sözü var. Diyor ki, bir nedeni olan her nasıla katlanır. Aslında hayatımızdaki büyük acılara dayanmanın temelini özetliyor diyebiliriz. Viktor Frankl da böyle diyor zaten. Diyor ki hayatın bir anlamı, bir amacı olması lazım. O acılara bir anlam verdiğimiz zaman acılar katlanılabilir oluyor. Burada şundan bahsetmiyor kesinlikle. Hayatımıza zorlama bir şekilde acıyı almamalıyız. Ama bazen bazı acılar kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz bir acı neticesinde insan ne yapabilir? Ya ümitsizliğe kapılacak ya da o acı içinde büyük resme bakıp bunun bir anlamı olmalı. Kendi hayatına o acının anlamını yansıtmak zorunda. Böyle olduğu zaman o acıyı insan atlatabiliyor ya da kendisine değer olarak katabiliyor. Peki bu ne olabilir? İnsanın hayatının anlamı ya da amacı ne olabilir? İlk başta insan kendi amacını bulması lazım. Bu dini bir amaç olabilir. Bu senin hayatında yer alan başka insanlar olabilir. Ya da senin toplumsal anlamda bulunduğun konumla ilgili olabilir. Çalıştığın meslekle ilgili olabilir. Kendi dışında bir amaç bulursan bu dünyada o hissettiğin acıdan başka bir anlam olduğunu keşfetmeye başlıyorsun. Ama zannetme ki bu kolay bir şey. İnsan düşünmesi lazım, sorgulaması lazım, zorlaması lazım kendi amacını ve sonrasında anlamını bulabilmek için. İşte anlamı bulduğun zaman biliyorsun ki yaşadığın şey şu andan ibaret değil. Bunun sonrası var, geçmişi var ve senin diğer insanlara katkıların var. Ve böyle düşündüğün zaman o acının sana yaşattığı bir fanus içinde kalma halinden çıkıp daha evrensel, daha geniş bir noktaya varıyorsun. İşte böyle olduğu zaman İnsan buradaki insanlık dışı şeylere bile katlanabiliyor. Sen kendi hayatında düşün bakalım. Nelere katlanıyorsun, nelere katlanamıyorsun, bunun sebeplerini. Sen kendi amacını buldun mu? Hayatının anlamını buldun mu? Bazı kaynaklarda burada bu kadar kötü koşullarda yaşayan insanların kendi aralarında şakalaştıkları, bir şekilde durumun içindeki absürt noktaları bulup bunun üzerine dalga geçtikleri ya da aynada o zayıflayan eski halinden eser olmayan haline bakıp o kendi hali dalga geçtikleri anlatılıyor. Şimdi düşünsene, bu kadar kötü şeyler yaşarken gülmek de neyin nesi diyebilirsin, ama mizah ve gülmek acıların içinde bize geçici de olsa bir aydınlık hali yaşatabilecek önemli şeylerden birisi. Nedir bu biliyor musun? Her yaşanılan olayın içinde absürt bir nokta vardır, gülünebilecek bir nokta vardır. Ama sen hayatı çok fazla ciddiye alırsan o ciddiyette ve o ağırlıkta yaşarsın bütün sorunları. Ama bazen kendinle,
içinde bulunduğun durumla ve o saçmalıklarla, hayatın her şeyiyle dalga geçebilirsin. Dalga geçtiğin zaman, gülecek bir şeyler bulduğun zaman o ona verdiğin değeri bir nebze olsun azaltıyor. Ve böyle olunca birazcık daha farklı olmaya başlıyor. O an dediğim gibi o yükü, sırtındaki o ağır yükü bir anına bile olsun bırakıyor olabilmek mizah yoluyla sana her zaman iyi gelecektir. İnsanlar büyük acılar yaşadıkları zaman kendi içlerine dönme eğilimindedir ve insan kendi içine döndüğü zaman yaşadığı acının neredeyse çok daha fazlasını hisseder. Böyle bir durumda ne diyebiliriz peki? Zor zamanlar yaşarken, acılar yaşarken ne yapabilirsin? İlişkiler her zaman hayat kurtarıcıdır. Etrafında konuşabilecek, sohbet edebilecek bir kişi bile olsa, bazen bu bir evcil hayvan bile olabilir, ona bir şeyi anlattığın zaman o bile senin hayatın için, duyguların için kurtarıcı olabilir. Anlatmak, ilişki kurmak ve bir şekilde o insanla sohbet edebilmek. Ama sen içine kapanırsan ne olacak? Kendi acın kendi içinde demlenecek ve acımaya başlayacak. O acı seni iyice rahatsız edecek. Etrafındaki insanlarla ne kadar acı çekersen çek konuşmak zorundasın. Anlatmak ve paylaşmak zorundasın. Emin ol, bu en iyi gelecek şeylerden birisi. İnsan başına kötü şeyler geldiği zaman neden diye sorma eğilimindedir. Neden benim başıma geldi? Neden ben böyle şeyler yaşıyorum? Neden? Ama neden diye sorduğun zaman İşler çok da kolay olmayabiliyor ve insanın içinde bir suçluluk duygusu ve içinden çıkamayacak karmaşık ağır duygular ortaya çıkabiliyor. Böyle olduğu zaman neden diye sormanın pek de bir anlamı yok. Evet, bireysel anlamda yaşadığımızın bir amacını bulabiliriz ama büyük dünyaya baktığımız zaman, evrene baktığımız zaman her şeyin de bir nedeni yok. Sadece kendi bireysel hayatımızda nedenlerimizi bulabiliriz. Ama toplumsal anlamda neden ben bu toplama kampına getirildim? Sadece yaşadığım yerden dolayı mı, konuştuğum dilden dolayı mı ya da ırkımdan, dinimden dolayı mı getirildim? Bunun bir anlamı var mı? Evet, bu taraftan bakınca yok. Anlamı bireysel alanda bulacağız. Ama genel anlamda baktığımız zaman dünyadaki her şeyi sorgularsak çok da hoşumuza giden cevaplar bulamayabiliriz. Neden? Çünkü öyle oldu. Keşke öyle olmasaydı ama oldu. Bu konuyu sorgulamak sana daha da kötü hissettirecektir. İnsan kötü zamanlarında rutinlerinden asla şaşmamalı. Bu ne demek? Sabah kalkmak, dişini fırçalamak, bir şekilde hijyen olabilir, giyinmek, kıyafet olabilir, saçını taramak olabilir. Bunlar önemsiz gibi görünebilir. Ama insanın, insan olmanın asgari koşulunu rutinler sağlar. Acı çektiğin zaman karanlık bulutlar arasında yürüyor gibisindir. Böyle zamanlarda yolunu şaşırman, yolunu kaybetmen çok muhtemel. Ne olacak peki? O rutinler, o karanlık bulutun içinde tutunduğumuz sağlam bir halata benzer. Ne olursa olsun belli bir saatte kalkmak, belli bir saatte yatmak, bir şekilde dışarı çıkmak, arkadaşlarınla görüşmek, hiç zevk almasan da sana çok ağır gelse de yapman gereken şeyler. Çünkü rutinler her zaman hayat kurtarır. Sen şu anda acı hissediyorsun ve canın hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Ama emin ol, o acı bir süre sonra geçecek. Çünkü her acı bir şekilde İnsan bu noktaya alışıyor. Belki şu an yaşadığın acıyı bir düşün bakalım. Bir ay önce, bir yıl önce ben sana sorsaydım, Beyhan, bir yıl önce bunları yaşayabileceğini düşünüyor muydun? Aklına gelir miydi? Belki de sen diyeceksin ki, bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi. İşte hayat böyle bir şey. Yaşadığın her şeye, mutlu, iyi ya da kötü, her şeye alışıyorsun bir süre sonra. Hayatın ve insan olmanın bir gerçeği de bu. Dünyada her şeyin elinden alınabilir. Sevdiklerin elinden alınabilir, maddiyatın elinden alınabilir, statün elinden alınabilir ve hatta özgürlüğün elinden alınabilir. Fiziksel özgürlüğün. Ama zihnindeki hayatın amacını ve anlamını bulma çabana kimse dokunamaz. Ve sen hayatın anlamını, amacını bulduktan sonra diğer insanların önemi de kalmaz. Çünkü sen kendi varoluşunu, kendi duruşunu ve hayattaki yerini keşfetmiş olursun. Hiç kimse o zaman sana zarar veremez. Başta söylediğim gibi Nietzsche'nin sözünü tekrarlamak istiyorum. Şu hayatta bir nedeni olan her nasıla katlanabilir. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.